Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sevgili Aslan Burçları, bugün Ağustos aylık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hayırlı, mutlu, güzel, bol, bereketli, şahane bir ay olmasını şimdiden canı yürekten temenni ediyorum. Güzellikler sizleri bulsun. Şimdi arkadaşlar, şu kısmı göstermek istiyorum. Bir de şu kısım. Bu dışarıdaki durumlar şunu ifade ediyor iki durum sizler için söz konusu. Birincisi çok böyle aslında başladığınızda çar çabuk sonuçlanabilecek bir durum var. Tabii ki işte şuraya gidelim mi dersiniz bu bir öneri olabilir. Evet tamam hadi gidelim dersiniz iki gün sonra kalkar gidersiniz. Ağustos ayında bu kadar hızlı çabuk işte ben seni özlem ben seni özlem o zaman tekrar devam edelim iyi tam devam edelim. Yani çok hızlı gelişmeler yaşayabileceğiniz olaylar görünüyor. Daha önceden bazı olaylar için yani bekle Allah bekle ufacık bir şey olacak bir tane kağıt gelecek bir tane yazı yazılacak çok uzuyordu işleriniz ve sıkılıyordunuz. Sonra da devam edilmiyordu onlara. Bu dönemde bir şeyler daha hızlı gelişebilir. İkincisi diğer kısma baktığımda bakın şöyle bir durum söz konusu. Az önce dediğim bu bazı işler var başlanılmış ama yarım kalmış. Sizden kaynaklı başka bir insandan kaynaklı söz verilmiştir tutulmamıştır yarım kalmıştır. Bu şekilde yarım kalınan ama az çok bir yol kat edilmiş durumlarla ilgili tekrardan ya aynı kişilerle aynı durumlara ya da aynı durumlara farklı insanlarla devam edebilirsiniz. Biriyle evlilik işiniz yarım mı kaldı? Başkasıyla bu evlilik süreciniz devam edebilir. Olay aynı ama insanlar ama şehirler farklı olabilir. Yani iş şeylerin yarım kalmasıyla, yarım enerjilerdeyseniz Ağustos ayı size demek ki genel olarak bir şeyleri tamamla, devam et durumlarını getiriyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Sıkıldınız mı? Şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar bakın. Şurada üzülerek söylüyorum. Bir sivilce başı var. Ve bu sivilce kısmı geçmişten gelen bir durum. Özellikle de çok iyi olacak. Çok çok mükemmel olacak diye beklediğiniz bir şeyle alakalı sıkıntılar yaşamış gibi görünüyorsunuz açık söyleyeyim. Yani umutlarınızın bir ara bir boşa çıktığı, heyecanlanıp heyecanlanıp yarım kaldığınız bazı işler olabilir. Bu dönemde bakın yine bir devam durumu var. Devam ettiğini nereden anladın? Bu şekilde tuttuğum zaman bakın bu olay sağ taraftan devam ediyor. Şu canınızı sıkan olay sağ taraftan devam ediyor. Ve bir tane değil birden fazla yolla birleşip sizi belirli bir noktaya taşıyor. Evet yolunuz açık. Bu çok çok güzel bir şey. Ama dedim ya üzülerek söylediğim kısım şu. Çok fazla yolun olması bir iş için yani 50 tane insana gitmenizi, bir sürü insanla danış et, çok fazla yol yöntem deneme, çok fazla yere para harcama, bir şey yaparken ar arada başka işlerin çıkması gibi. Yani bu angarya diyeceğim. Bu tarz işlerle çok fazla uğraşabilirsiniz. Bunlar da sizin çok sevmediğiniz şeyler çünkü siz sonuç odaklı olduğunuz için ve bir şeyler hemen olsun, halledilsin, çabucak olsun, sonucumu alayım. Yeni insanlar olduğunuz için bu kadar işlerin uzaması, birilerinin bu kadar sizin için önemli olan, aile için önemli olan şeyleri bir ay sonra, iki ay sonraya saktırtması sizin birazcık canınızı sıkıyor gibi görünüyor. Ama güzel olan şey de şu, dediğim gibi yollarınızın açık olması ve bir noktaya varıyor olması er ya da geç bir şekilde niyetiniz, isteğiniz neyse buraya doğru bir kavuşma durumunu anlatıyor. Ayrıca şöyle arkadaşlar bir fincanınızı sizlere hemen göstereyim. Aslında fincanınız çok karanlık değil. Sadece dip kısım karanlık bir bu. Sizin kendinizi birazcık şu aralar sakladığınızı düşünceleriniz varsa kendinize saklıyorsunuz. Bir aşk varsa ya da o kişiyle ilgili bir şey düşünüyorsanız bunu kalkıp dan 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 karşı tarafa söylemiyorsunuz. Kendi içinizde yaşadığınız bir aşk, kendi içinizde tuttuğunuz düşünceleriniz çok çok fazla. Bu yüzden birazcık kendinizi kapatmış olarak görünüyorsunuz. Aile kısmına baktığımda Ağustos ayında kendi içiniz, hani kendi yağınızda aslında kavruluyorsunuz bu dönemde. Dışarıdaki insanlar sadece dışarıda kalıyor. Hani iş arkadaşlarınız işte kalıyor. Mahalleden arkadaşlar sadece mahallede kalıyor. Çok fazla dışarıdaki insanlara. Hanenize aslında açma taraftarı değilsiniz. Bakın görüşmeleriniz bile çok çok yukarılarda, çok çok dışarılarda. Aynı zamanda bu tarz görüntülerin çok yukarıdaki görüntüler sizin de yüksek bir makamda olduğunuzu makamınızın yükselmesini ve yine size göre makamı yüksek olan insanlarla konumu iyi olan çok çok değerli belki de diyebileceğim insanlarla karşılıklı olarak görüşmelerinizi anlatıyor. E, göğüs kısımları bakın göğüs kısımları Yakın göbek, kısımları yakın yani birbirine anlayan, e, ne istediğini bilen iki kişi olarak konuşuyorsunuz. Bu aşk için olabilir, devletle alakalı olabilir, anne babaya belki bir şey anlatacaksınız. Onlar sizi anlar, siz onları anlarsınız. Hani karşılıklı aslında iletişimin de güzel olduğu bir dönem. Ama burada ister istemez arada ufak bir mesafe var. Muhtemelen bir kağıt işi ya da bir para işi var, bir sonuç alma işi var. Ondan sonra... Hani bu işte beraber miyiz, değil miyiz? İlişkimiz devam eder mi, etmez mi? Ben sana izin verir miyim, vermez miyim? Belli olmaz. İşte atama sonucun bir gelsin, ona göre gidiyor musun, kalıyor musun bir görelim. Yani böyle önce bir şeylerin sonuçlanması bekleniyor, ondan sonra size birileri kendi kararlarını açıklayabilir. Onu da söyleyeyim sizlere. Burada bir Y harf var. Birazcık kafalar karışık görünüyor. Evet, ben de fark ettim. Ağustos ayı aslan burçları sizlere aslında güzel geliyor, kötü gelmiyor. Ama sizin hayatınızda bir anda birkaç tane olayın bakın çözülme durumu var. Bir şey geliyor, birilerinin ona istinaden belki sizin adınıza karar verdikleri bir dönem. Size belki bilemem ben yaşınızı. Eşiniz ne kadar izin veriyor, aile ne kadar izin veriyor ben bilemem. Ama dediğim gibi bir şey yapacağınız zaman bile çok fazla insana bağlı. Direkt size bağlı olsa belki çoktan işleriniz hallolmuştu. Ama bir işiniz olacağı zaman o kadar başkalarına bağlı. Bir yerlerden yok, yazı gelecek yok, imzası yok, aile yok, para işleri sadece bana bağlı değil. Yok kardeşlere de bağlı haliyle işleriniz birazcık gecikme durumları olabiliyor. Ağustos ayında da bunların bir birçoğunun çözülme aşamasına girmesi ve dediğim gibi birden fazla seçenek, birden fazla durum, şehir, yer, insan e, oraya git, oradan çık, oraya git durumlarınız çok çok fazla yoğun olacağı için sizi de birazcık sıkabilir. Ha güzel olan dediğim gibi şu. Sizin sonuçta istediğiniz bir alan, istediğiniz bir veya birden fazla alanda güzel çözümler üretiliyor. Güzel sonuçlarınız da var ama sizleri birazcık yorabilir. Kafalar o yüzden birazcık karışık gibi görünüyor. Sadece o alanda değil, bazı başka yollarınız da var. Ee, özür dileyerek söylüyorum, bana kızmayın. Ee, ben ne görüyorsam onu söylerim. Bir tane sağlık yolunuz var arkadaşlar. Bu e, sağlık biraz daha sanki bir şişlik var, dişinizde apse vardır, şişmiştir, öyle olabilir. Başka bir yerinizde işte parmağım şişmeye başladı. Acaba niye? Bununla ilgili gidebilirsiniz. Öden mi var? Başka bir şey mi var? Gözüm şişti. Bu ya da buna benzer bir şişlik sebebiyle gidebilirsiniz. Mideniz şişer. Bakın hop yine gidebilirsiniz. Böyle bir şişlik nedeniyle bir doktora gitme durumunuz var. Ve mide kısımlarına özellikle de dikkat etmeniz kıymetli olacaktır. Mide sanırım bu dönem birazcık sizler için hassas. Burada bir kişi var. Şimdi arkadaşlar sizi alttan alta ister istemez dolduruyor. Yani sizin iyiliğinizi istiyor mu? istiyor Ama sizin verdiğiniz kararların, şimdi çocuksu bir ruh de değilsiniz çok çok fazla. Hani daha olgun yapıda bir burçsunuz. Size göre siz olgun, doğru kararlar veriyorsunuz ama birisine göre sizin verdiğiniz kararlar saçma ya da gereksiz ya da çok çocuksu, işte etraflıca düşünülmemiş durumlar. O yüzden başka bir kişinin Gelip sizin hayatınızda daha detaylı düşünme durumları var. Bu detayları düşünen kişi ikizler, başak ya da kova, balık burçlarından olabilir. İşte şöyle yap, böyle yap. Bak bir de onu düşünüyorsun ama bir de böyle bir durum var. Hani ne yapacaksın o zaman? Ha? Açıkla bakalım. Diyebilirler. Sizin kararlarınızı biraz sorgulayabilirler bu dönemde. Bir kişinin, eğer kadınsanız bizzat sizin etkinizin olduğu bir imza, bir mühür ya da kaşe olabilir, kalem şeklinde eğitim olabilir değil mi? İmzalar. Bu şekilde bir gündem var ve sizi çok yoğun bir şekilde etkiliyor. Zaten kadınsanız bizzat sizi etkiliyor yani. Sizin için geliyor. Size çok büyük artısı dokunacak. Belki para alacaksınız. mahkemeye. tabii ki imza, mühür, işte sonuçta bir yazı çıkıyor oradan. Bunlar sizi baya baya etkiliyor. Bu bir. İkincisi, eğer sevgili takipçim siz bir erkekseniz, sizlerde ki etkisi daha farklı. Bu kadına gelecek olan şey diyelim bir para. Ona gelen parayı şöyle yapabilir. 200 bin mi geldi? Mesela bu 150'yi al. Borcunu mu kapatacaksın? Bir şey mi yapacaksın yap. Ama ellime dokunma bak. Bir kısmını elleme diyebilir. Yani kadın kişisi burada inanılmaz fedakar. Siz diyelim Aslan Burcu erkeğisiniz. İşte okuyorsunuz. İş güç durumunuz var. Anneye gelebilir, partnerinize gelebilir, kız kardeş varsa ona gelebilir. Kız çocuğunuza böyle güzel bir şans doğabilir. Ondan doğan şans yine sizi etkiliyor. Ama burada güzel olan şey şu. Bir kadının size çok kıymet vermesi, size çok değer vermesi ve çok değer verdiği için de bereketini, bolluğunu, şansını, evini, yuvasını siziyle paylaşıyor. Belki bu anne iki ev var, birisini size veriyor hani bu kadar sevgi dolu bir kadın var. Aynı şekilde sevgili takipçimiz siz kadınsanız, Aslan burcu kadınıysanız sizin ne kadar sevgi dolu olduğunuz, ne kadar cömert olduğunuz, yani aslan gibisiniz. Böyle gönlünüz, yüreğiniz bol. Bakın birisini de korumaya çalışıyorsunuz. Aman ona zarar gelmesin. Gözümden bile sakınıyorum. O benim kardeşim, işte babamdır, şudur, budur. Bayağı böyle sevgiyle koruduğunuz bir erkek burada görünüyor. Ve dediğim gibi ikili ilişkilerde e, kağıt işleriniz sizi çok Bayağı yukarı taşıyacak gibi de görünüyor. Eğitim vesaire almayı düşünüyorsanız çocuklarınızın eğitim durumları işte vizedir odur budur bunlarla ilgili bir gündeminiz varsa bakın genel olarak kağıtlarınız. Bu e, kağıt işleri de ne birisine engel koyun ne de kendinize engelleyin. Devam ediyorsanız orada ilerleyin yani. Çünkü çok güzel görünüyor ve yukarı bir mertebede görünüyor. Dipte görünseydi kendi aranızda bir şeyler yapıyorsunuz deyip geçebilirdik. Ama burası daha güzel bir görüntü. Bu arada başınızda herhangi bir kara bulut, sıkıntılı bir düşünce görmedim. Sıkıntı varsa bile içinizde bunu biraz yaşıyorsunuz. Haydi bakalım arkadaşlar, niyetinizi tutun diyelim. Şöyle bir baktığında geleceğe yönelik planlarınız çok çok yoğun ama şu anda o planlar sanki birazcık yatıyor. Ellerinizi uzatmışsınız. Bu parmakların her bir tanesi bir insan. Aile bireylerinin de çok güzel katkılarının olduğu ve hep beraber bir şeyler yapmaya çalıştığınız aslında bozulmuş işler var. Bu bozulan işleri nasıl düzeltebiliriz? İlişkiler bozuldu, para durumu bozuldu. Bir şeyleri toparlamak zor geliyor. Bunları hep beraber el birliğiyle toparlayabileceğiniz bir dönem bu bir. İkinci olarak arkadaşlar şurada bir F harfi var. Bir kişiden nankörlük gördüğünüz için ki bir kere yapmamış bakın Y harfiyle birleşiyor. Daha önce de yapmış affetmişsiniz bu hareketini ama şimdi tekrardan yapabilir e, ya da böyle bir şey sezebilirsiniz. Ben sana daha önce borç verdim sen bana borcunu ödemedin şimdi geldim bir daha borç istiyorsun. Vermem veremem. Çünkü sana verdiğinde işte ailemle aram bozuldu bu sefer. Bana geri ödemediğin için. Bu sefer ben kötü oldum ailemle. O yüzden veremem. Bakın kendinize göre aldığınızda çok çok fazla durumla beraber sizi aslında karşılıyor. Ben elimden geldiğince hem enerjim dahilinde hem de burada ne görüyorsam sizlere o anlamları ...vererek anlatmaya çalışıyorum. Ve bu söylediklerimin %90'ı hane içerisinde. Kalkıp da çok çok dışarılarda olan muhabbetler değil. Zaten genel olarak bir şeyler ailenin içerisinde kalıyor. İki tane de güzel niyetiniz görünüyor. Bu iki güzel niyetinize baktığımda bir tanesi bir yerden çok net sıçradı ve bir an için durdu. Hemen şunu anlatayım. İkisi de çok güzel devam ediyor da hele bir tanesi direkt hanenin içerisinden geçti. Maşallah diyelim ona. Şimdi bu buradan buraya sıçraması arkadaşlar şunu ifade ediyor. Bir anda bir şeye para yatırırsınız, imza atarsınız sonra bir ay beklersiniz. Mahkeme gibi. Birincisi görülür ya da size bir tarih verilir ama 2 ay sonrası, 3 ay sonrası. Ondan sonra bekleme dönemine geçersiniz. O evlilik de olabilir, çocuk da olabilir. Bekliyorsun işte o şeyden sonra. 9 ay bekleme dönemi değil mi? O duruş işte onu anlatıyor. Ondan sonra bakın gayet güzel devam ediyor. Gene hanenin içerisinden güzel bir akış gösteriyor. Bir de şuradan sizlere bir bahsetmek istiyorum. Şu kısımda çok fazla eller var. Bakın herkesin eli şöyle bir yukarıya doğru sanki bir şeye uzanmaya çalışılıyor. Sizin niyetinize doğru gelenler var. Bu dönemde elinize paradır bir şeydir geçerse ister kendinize gelsin ister bir başkası aracılığıyla hayatınıza dahil olan bir şey olsun. Bunu isteyebilirler. Ben size bunu hediye mi ettim? Bakın bir başkasından size geliyor değil mi? Dışarıdan birisi, aa bu nereden aldın? Almadım bana hediye geldi. Hmm. Güzelmiş bana ver. E, hediye olsun. Sen de zaten para vermemişsin. Ne yapacaksın? O sana hediye getirmeseydi sen de olmayacaktı. Sen bana bunu ver. Ben, bana lazım. Ben bunu daha iyi kullanırım. Gibi sizden gelip bir şeyler isteyebilirler bak. Yani olay aslında maddiyat değil. Olay istemiş olmak için istemek. Böyle insanlar olabilir. Çünkü sizin niyetinize el uzatan insanlar birazcık fazla. Sanki sizi biraz kısıtlamaya mı, elinizde olanı almaya mı, ister aşk deyin, ister bu şekilde bir nesne almaya çalışabilirler. Dikkatli olmakta fayda var. Siz aslan burcusunuz. Bu insanları zaten ayıklarsınız diyorum. Benim sizler için Ağustos ayına söyleyeceklerim bu şekildeydi. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.